Merhaba. Mimarlık bölümünü kazandıysan okul başlamadan önce mimarlık bölümüne hazırlanmana yol göstermek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi öncelikle test sisteminden geldin. Yani doğru her zaman aşağıdaki seçeneklerde vardı. Mimarlık eğitiminde böyle bir şey yok. Bir sürü doğru var. Sadece o doğruya nasıl yaklaştığınız ve ne kadar yaklaştığınız önemli. Bu yüzden bu test kültürünü atlatmak ve birazcık da dinlenmen için sana özellikle hazırlık okumanı tavsiye ederim. Ne olursa olsun, hangi bölümde olursa olsun, hatta tüm üniversiteyi kazanan öğrencilere hazırlık okumalarını, yabancı dillerini geliştirmelerini öneririm. Tabii ekonomik durumlar bu durumu değiştirebilir ama hazırlık okumak iyi bir şey. Hem dinlenirsin hem test kültürünü üzerinden atarsın. Bir de hazırlık okumanın şöyle bir avantajı var. Eğer özellikle şehir değişikliği yapıyorsan, yeni şehre adapte olma, yeni bir sosyal çevreye adapte olma. Çünkü lise yaşantısından çok farklı üniversite yaşantısı. Bu yüzden hazırlık okumak bu adaptasyon sürecine çok büyük fayda sağlıyor. Peki, şimdi mimarlık bölümüne nasıl hazırlanabilirsin? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle etrafına bak. Çevrendeki nesnelere bak, nasıl tasarlanmış. Çevrendeki yapılara bak, nasıl tasarlanmış. Bir mekana girdikten sonra o mekanın, örneğin yangın kaçış planına göz at. Aa, burada şu mekanlar varmış, burada şöyle yerler varmış. Plan nedir? Bunu birazcık algılamaya başla. Nesnelere bak, bir masa, bir sandalye nasıl tasarlanmış, nasıl ayakta duruyor. Daha sonra çevrendeki nesneleri ve yapıları çiz. İnsan çiz, portre çiz, beden çiz demiyorum. Nesneleri çiz, yapıları çiz. Bunu çizmenin ve bunu geliştirmenin çok kolay bir yolu, kolaylaştıran bir yolunu sana anlatacağım. Gerekli malzemeler: bir adet fotoğraf çerçevesi, bir adet asetatlı kalem, bir adet kolonya ve biraz pamuk. Öncelikle fotoğrafın camını çıkartıyoruz. Bize sadece cam gerekli. Bir A4 kağıt boyutunda bir cam yeterli olur. Bu camı alıyoruz, bir elimizle, şu elimizle diyelim, tutuyoruz. Asetatlı kalemle ne görüyorsak, eğer neyi çizmek istiyorsak, bir gözümüzü kapatıyoruz, diğer gözümüzle o görünen objeyi o camın üzerine çiziyoruz. Bunu hep yapıyoruz. Silmek istediğimizde pamuğa biraz kolonya döküp fiti 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 siliyoruz. Bir mekanın içindeyken de bunu yapıyoruz. Bir objeye bakarken, bir yapıya bakarken de bunu yapabilirsin. 2. Hiç üşenmeyin, gidin yap bozalım. Lego olabilir, Kenex olabilir. Hatta Kenex olsa daha iyi olur. Kenex bu tırtıklı olan yapbozlar. Kenex'in avantajı, her yüzeyinden bir şeyleri bağlayabiliyorsunuz. O yüzden daha yaratıcı şeyler çıkıyor. Yapbozu alın ve o yapbozlarla çevrenizdeki nesneleri yeniden üretmeye çalışın. Bir masa, bir sandalye, hep aynı örneği veriyorum. Ne bileyim, bir insan yapımı olan tasarlanmış nesneler. Bir fotoğraf makinesi mesela. Bu nesneyi yeniden o yapbozlarla bir küçük bir modelini üretmeye çalışın. Küçültülmüş versiyonunu, maketini diyebiliriz. Bir yapıyı. Gerçi yani çevrenize, Türkiye'ye baktığınızda hepsi küp 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 yapılar olacaktır ama belki internetten bulduğunuz. Yani
gördüğünüz hacmi o yapboz parçalarıyla yapmaya çalışın. 3. Bir kitap ismi vereceğim. Onu okursanız temel tasarım için çok büyük bir avantaj elde etmiş olursunuz. Temel tasarım dersi olacak önünüzde. Ve o ders de zorlu bir ders. Neredeyse her hafta ödevler, hocaların söylediğinin yarısını anlamayacaksın vesaire. Ben de anlamıyordum. Ama yarısını anlıyorsan iyi bir şeydir. Eğer onda birini anlıyorsan kötü bir şeydir. Birazcık daha terminolojiye dikkat etmen lazım. Stein A.N. Rasmussen'in Yaşanan Mimari kitabı. Bu kitabı okuyabilirsin. Eğer çok zamanın var, bir kitabı ben su gibi okuyup geçip gidiyorum diyorsan bir roman önerebilirim. Ayn Rand'ın Fountainhead, yani yaşamın kaynağı olarak çevrildi yanılmıyorsam Türkçe'ye. O romanı okuyabilirsin. Yani mimar olarak size çok bir şey katmayacak ama heyecanlandıracak. Mimari olarak heyecanlandıracak bir kitap. Evet, şimdilik önerilerim bu kadar. Mimarlık hayatında başarılar diliyorum.